Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Kaan Demirkuşak. Bugün sizlerle bir figür incelemesi ve kutu açımı yapacağız. İnceleyeceğimiz figür Clone Wars Cad Bane Black Series figürü 6 inç. Figür için tekrardan aileme teşekkür ederim. Onlar aldı. Ben geleceğinden haberim yoktu Türkiye'ye ya da gelirse biraz geç gelir diye düşündüm. Ama Dreamers bizi şaşırtıp direkt stoklara soktu. Ön sipariş bile vermeden. Sağ olsun. Azıldı. Aldım ben de. Bizimkiler sağ olsun. Evet, Cad Bane'i ben çok severim. Çok sevdiğim bir karakterdi. Tabii Black Series figürünün çıkması beni çok mutlu etmişti. Bir de bunun exclusive bir versiyonu var Toto ile olan birlikte. Armor'ın aksine bunun exclusive versiyonu ile figürün arasında fark yok. Sadece Toto çıkıyor. O yüzden bu beni mutlu etti. Kutusu gördüğünüz gibi yeni Black Series kutularından şöyle güzel bir fotoğrafı var. Kutunun arkasında da aynı fotoğrafı kullanmışlar. 6 numara oldu yazıyor. Arkasında da açıklaması var. Hemen ona bakalım. I wrote this bounty on to form a planet Duro. Cad Bane was permanent blaster for hire in the galaxy at the time of Clone Wars. Now Cairo was too dangerous for Bane if the price was right. Gerçekten hani Cad Bane'in Clone Wars dönemindeki karakterini kısaca anlatmışlar. Kutusunu zaten biliyorsunuz. Hemen üstten açacağız. Bakalım ekstra farklı bir şey var mı? Yok. Dikkatli bir şekilde bıçağımızı aldıktan sonra yukarıdaki bantlardan şuradan giriyorum. Yavaş bir şekilde sadece kutuya zarar vermeden şu iki bantını açtım mı? Bir de şu yandaki bantları açacağım. Şurada da var. Bunları açtıktan sonra kutusunu rahatça açabiliriz diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi hemen kutudan çıkaralım. Hop. Evet. Şimdi Beskarman'da da galiba bir şekilde kutudan çıkarmamıştım. Bu figürlerin kutuları şöyle gördüğünüz gibi kutunun önünden de şunu şöyle çıkarıyorsunuz. Kağıdı yere düştü. Zaten önemli bir kağıt değil. Onu da hemen şöyle göstereyim ya. Tamam. Hani işte uyarıların vesaire her yerde yazdığı bir kağıt. Bir şey yok yani bunda ekstra olarak. Hemen önce silahlarını ben çıkartmayı tercih ederim. Böyle plastiklerini çıkarttıktan sonra gördüğünüz gibi figürün şeyi ceketini şeyden çıkartmışlar. Dikkat ederek kutusundan çıkartalım. Yavaş bir şekilde. Evet, şapkası çıkıyormuş direkt. Rahat çıktı. Evet, şimdi şöyle koyalım. Kutuyu yamuttum mu gerçekten ya? Kutuyu yamuttuk galiba. Bakayım. Evet, kutuyu yamuttum. Ben bunu nasıl yaptım? Şuradan galiba yanlış bir şeye bastım. Neyse, bunu hallederim. Önemli olan kutu değil zaten. Bunu sonra bakalım. Önemli olan figür. Evet. Hemen şöyle ayakta duralım. Biraz daha kamerayı şöyle aşağı indireyim. Şöyle kulaktan birine bakalım. Diz eklemlerine bakalım sağlam mı diye. Ayak eklemlerine de baktık. Bel eklemine bakıyoruz. Kafa eklemi zaten sağlamdır. Evet. Tabii ki kelbeğimizi kel değil de şapkalı sergiliyoruz. Evet. Figürün şöyle basit bir şekilde çıkacak yanına çanta koymuşlar. Güzel. Gayet güzel detay. Şurada Clone Wars oyununu oynadıysanız Star Wars'un en kötü oyunu diye geçen Clone Wars'un bir oyunu var. Adını neydi unuttum. Ben oynadım. Aslında eğlenceli bir oyun. Hani iki kişilik oynandığı için bayağı eğlenceli. Ama gerçekten biraz komik bir oyun. Galactic Heroes muydu, Republic Heroes muydu, öyle bir oyunu vardı. Bende var. Oyunda Clone Wars'ı kullanıyor muydu hatırlamıyorum ama şurada uçtuğu şeyleri var. Roketleri var yani, onları da yapmışlar. O da çok güzel olmuş. Gördüğünüz gibi arkasındaki detaylar da çok hoş. Şapkasını şöyle göstereyim. Şapkası da güzel. Şu şapkasını da yere takalım. Tabii ki eline blasterlarını önce bir yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi klasik Cad Bane Blaster'ı şöyle ellerine rahatça
kayabiliyorsunuz. Ve benim şu şekilde şaşırdığım bir şey oldu. Clone Wars Cad Bane'in ilk versiyonunda böyle uzun menzilli bir tüfekle birlikte veriliyordu. Ben düşündüm ki hani en azından Exclusive olanında o tüfeği koyarlar diye. Ama Exclusive olanına da o tüfeği koymamışlar. Hani ben beklerdim şahsen onu, Allah koymalarını, ama koymamışlar. Şu sol eline verirken biraz zor anlamı olsun. Takalım. Gördüğünüz gibi Cad Bane figürümüz artık pozlanmaya hazır. Şöyle parmaklarını görebiliyorsunuz. Şuradan çok rahat blaster tutabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi blasterları koymak için yer var. Şahsen benim sergileyeceğim şekil bir tane yüksek ihtimal şöyle iki blasterı tutarım. Şu blasterı şuraya koyup şöyle şapkasını şöyle aynı şuradaki kutusundaki pozlama gibi yaparım diye düşünüyorum. Yani gerçekten çok mutlu oldum bu karakterin Black Series figür çıkmasına. Hani böyle Hasbro baya gereksiz ya da gereksiz demeyeyim de sürekli aynı karakterleri çıkarıyordu. Hani böyle istediğimiz karakterler çıkmıyordu. Clone Wars'tan olsun ya da ne bileyim Old Republic'ten olsun vesaire. Şimdi onlara önem vermeye başladılar. Beni gerçekten çok mutlu etti. Cad Bane gibi böyle Clone Wars'un favori karakterlerinden çoğu kişinin olan bir karakterin figürünü çıkarmaları bayağı güzel bir hamle. Buradan bizi dinleyen Hasbro'ya teşekkürler. Gördüğünüz gibi detaylar çok güzel. Hani şurada borusunu bile yapmışlar ya. Yani şöyle biraz yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi şurada siyah borusunu bile yapmışlar. Ve hani dönerken, pozlarken vesaire hiçbir sıkıntı yaratmıyor. Çantasını da göstereyim. Bu yanında çıkan. Şöyle. Biraz daha detaylara akabilirsiniz. Yani şöyle ceketini bile güzel detaylı yapmışlar. Şurada bir sıkıntı var. Figürüm daha bakayım. Yok, bir şey değilmiş. Tozmuş. Şapkası bana biraz hasarlı geldi. Yani çok sıkıntı olacak bir şey değil. Şu şekilde pozlayınca zaten arkada duruyor. Gerçekten çok beğendim figür. Figüre 10 üzerinden 8 ya da 7,5 puan veririm. Sebebinin dediğim gibi uzun menzilli tüfeğinin verilmemesi. Ve belki de hani ekstra aksesuar olarak hani şuralara şey de olsa hani kısa da olsa bir alev efekti verilebilir de uçma şeyi vermek için, pozu vermek için. Onun dışında gayet güzel. Yüzü başarılı bu arada. Yüzüne de çok detay vermedim ama hani şu şapkasını çıkartalım. Odaklayalım. Yüzü de gördüğünüz gibi gayet güzel yapmışlar. Bazen orantısız olabiliyor. Ben ona bakarak seçtim. Dreamers sağ olsun. Teker teker bütün Cad Bane'lerini inceledim. Yani Clone Wars sevenler zaten Cad Bane seviyordur diye düşünüyorum. Hani böyle aşırı şey bir şekilde böyle hardcore bir şekilde işte Jedi'ları savunan hani Jedi fanatiği insanlar yok. Çünkü bölümde şey vardı ve Coruscant'a gidip bir şeyler senatorlar falan şey oluyordu. Esir oluyordu. Ondan dolayı nefret etmiş olabilirler. Ama onun dışında yani öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Bayağı güzel figür alabilirsiniz. Almalısınız da bence. Şöyle pozlayalım tekrardan. Yani ben hala figürün güzelliğindeyim. Biraz fazla konuşmuyorum, farkındayım. Çünkü cidden çok istediğim figürdü. Birden böyle alınca hani ben sonuçta figürlerin planlı programlı almaya çalışıyorum son birkaç zamandır. Bir de planım var. Holiday Trooper'lar çıkacak bildiğiniz üzere. Onların 5 tanesini alıp 5'ini aynı anda açmak istiyorum. Hani Türkiye'de çok toplayacak olacağını sanmıyorum ama benim çok hoşuma gitti. Onun için de biraz para biriktirmem gerekiyor. Hani bu figürü atlayacaktım. Sağ olsun ailem destek oldu o konuda ve onları aldılar. Şöyle daha iyi sanki dün kafasının görünmesi açısından. Ya gerçekten şöyle sürekli pozdayım, oynayasım geliyor. Çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum. Hani ben çocukluğumda şöyle bir anım vardı. Ümraniye Carrefour vardı, kapandı belki bilirsiniz. Oraya ilk gittiğimde hani Star Wars daha biriktirmiyorken hatırlıyorum. Cad Bane'in yani çocukluk vesaire izlediğim için Star Wars. Cad Bane figürü vardı bu 2012 serisinden. Onu böyle almak istedim. Sonra dedim ki niye bunu alıyorum hani çirkin mavi uzaylı bir şey falan filan diye almadım o Cad Bane'i.
Sonra aklımda o yıllarca kaldı, neden almadım almadım diye. Tabii hani birkaç sene sonra böyle 2016'da ve 2017'de mi bir sınav aldım Cad Bey'ini. Sonra hani diğer versiyonunu da aldım ama hani şimdi ukde kalmıştı. Hani böyle birdenbire yeni versiyonu alınca cidden mutlu oldum. Ve çok da başarılı yapmışlar bence figürü. Hem zaten Hasbro Black serisi figürlerde yeni çıkan figürler özellikle kalitesini bayağı arttırdı. Şeyler falan da bu. Bununla birlikte çıkan Han Solo, Endor vesaire de bayağı başarılı bence. Han Solo'nun yüzü çok iyi olmuş. Hani o seri de iyi. Ben Black serisinde beğendiğim figürleri aldığım için onları almadım ama Black serisi hayranları kesinlikle almalı bence o Han Solo'yu. Çok iyi yapmışlar. Böyle bir inceleme yapmak istedim. Cidden çok beğendim. Önerir miyim? Tabii ki öneririm. Helal olsun Hasbro. Yani çok bir şey diyemiyorum. Hala figürle şu anda videoyu kapatıp böyle oynamak, pozlamak vesaire istiyorum. Elinize sağlık. Helal olsun. Güzel figür. Bayağı güzel figür. Keşke Exclusive versiyonu alabilseydim. Hani Tolo ile birlikte olsaydı ama hani bence Exclusive'ler biraz gereksiz pahalı. Hani şey getirdim sağ olsun. Armor'ı getir onu sipariş verdim. Ama yurt dışında bence Exclusive figürler biraz yüksek miktarlara gidiyor. Hatta şeyler yurt dışı koleksiyonlar bu konuda bayağı şikayetçi. Yani alıyorlar sonra daha çok fiyat satıyorlar falan diye. Öyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya lütfen yorum atın. Siz ne düşünüyorsunuz figür hakkında ya da kanal hakkında? Nasıl videolar çekmeyi istiyorsunuz? Bekliyorum yorumlarınızı, beğenilerinizi de. Ben Kaan Demirşak, güç sizinle olsun.